Koşu'ndan herkese merhaba. Ay ne güzel. Bahar ayları, gevşer gönül yayları. Mesajda birilerine gelsin. Biz bir şey anlamadık ama mesajı alan aldı Evrim. Bahar'la ilgili tespiti neyse tamamen katılıyoruz. Bizim de içimiz kıpır kıpır cıvıl cıvıl. Ne güzel ya, Bahar'ı seviyorum. Ah, attım ya şu montu üstümden. Allah'ım inşallah bir dahaki sunumlarda giymem ne olur. Ay gelmesin, valla üşümekten yoruldum ya. Bıktım yani, soğuktu değil mi? Kalksın gitsin. Anam şey, gaz parası ödemekten yıldım ya, yemin ediyorum. Bütün maaşım gitti. Ah yeter be. Valla Nihat abinin de canı çıktı ya sürekli klimayı açtırmaktan arabada. Ay bugün çok güzel bir eve gidiyoruz. Tabii aşklarımız onun şarkılarıyla böyle bir gözlerimiz nemlendi. Güzel günlerimiz geçti. Hadi gidelim bakalım kimmiş? Ege, konalım mı evine? Hadi konalım cik cik cik. Apartmanın içine konduk ama merdivenler tırmanmak için seni bekler Evrim. Biraz spor yaptıracağız sana. Hadi seni mi kıracağım? Çık gıdı çık gıdı. Zayıfladın mı biraz? Zayıflamak ne kelime? Tüy gibi oldun Evrim. Öyle ki bak bir uçuş daire kapısına kondun bile. Den dereren den. Den den. Aa, en sevdiğim şarkıcı. Aa, en sevdiğim oyuncu. Birbirlerini tanımıyorlar. En sevdiğim belgesel sunucusu. Nasılsınız? Bu kadın tamam. Kim? Hele bakın kim gelmiş. Hoş. Nasıl bacım? İdeal kadın. Öyle mi? Tabii kapıda karşılıyor. Kendini böyle kandıra kandıra ne hale geldi. Ah kurban olduğum. Niye böyle oldun Ege? Az sonramıza geçeceğiz ama kapıda bizi karşılayan gizemli mankenin hikayesini dinlemeden olmaz. Ben bu mankeni gördüğümde şöyle Dolapdere'de komşum vardı. Bayılmıştım. Arızalı bir kız çünkü bu. Dişleri falan filan bayıldım. Ben bunu alıyorum dedim. Sonra bir günde böyle sürpriz yapıldı, doğum günü sürprizi giydirmişler. Peki dedim, hoş. Evet, gizemli mankenimizle ilgili konuyu açıklığa kavuşturduktan sonra az sonramızı izleyebiliriz artık. Kitap ve kitap okumak üzerine derin sohbetlere dalınacak. Muhteşem seni görmeyince ya. Benim her günüm gece, geceler gündüz olur düş seni gösterince. Ege, Yaz Aşkım adlı şarkısıyla ilgili Yunanlı meslektaşıyla yaşadığı şoku ilk kez dile getirecek. Ah, hepsi hadsiz. Biri benim dedi. Cinler bir tepeme çıktı, hemen avukatı aradım. Hop. Ege'den Ev Kuşu izleyicilerine çok özel sürpriz gelecek. Bey, sizin programı özel olsun. Ya. Bu çok yeni yazdığım şarkı. Ya. Hiçbir yerde yok. Ağlamaktan çok gülmeyi, beklemekten çok gitmeyi, sarılmaktan çok, sevişmekten çok seni silmeyi istedim. Evrim'in renkli şarkıları eşliğinde evin dört bir yanı gezilecek. Lokanta açıldı, lokanta açıldı, yok 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 lokanta açıldı. Ege mutfaktaki hünerlerini konuşturacak. Bir parça hazır. Allah Allah. Aa, parça parça. Tam şey Japon ustalar gibi. Az sonra Evrim Akın'la Ev Kuşu'nda. Biz az sonramızı izlerken Evrim Akın'la Ege koltuktaki yerlerini almış ve sohbete başlanmış bile. Ne güzel ev. Ha, teşekkür ederim. Kitaplı ev. Geçen de yayında söyledim. Bir filozof söylemiş. Gerçi belki sen doğrusunu daha doğru kurabilirsin, cümle edebilirsin. Bir evde kitap yoksa o evden kaçın, o insandan da kaçın demiş. Enteresan. Doğru olabilir ama çok mu okuyan, çok mu gören, çok mu gezen? O ayrı bir şey. Hepsi farklı şeyler. Yani bunu sorduklarında, şimdi ben son 3 yıldır çok fazla geziyorum. Ya. Gerçekten çok fazla geziyorum ve tek başına okumak aslında kurtarır bir şey değil. İyi. Gezdiğin zaman onu yanına tamamlıyorsun. Yanına da katmak lazım. Tabii yaşadığın zaman katıyorsun. Kültür görmek lazım, insan tanımak aynen, lazım. Aynen. Bir de her şeyden önce insan sevmek lazım. Hani önce kendini seveceksin. Doğru. Kültürleri seveceksin, insanı seveceksin. Ve olduğu gibi İnsanla kabul edeceksin. İnsanla flört edeceksin, aynen. Doğayla flört edeceksin. Hayvan seveceksin, hep ondan yanayım. Ben ağaç... Kayhan Yıldızoğlu, buradan sonsuz sevgi gönderiyorum. Çok severim canım abim. Çok geç tanıdım. Müthiş be. Allah uzun ömür versin, sağlık saat versin. Bana şeyi öğretti, ağaca sarılmayı. Ne güzel bir duygu. Hiç yaşadın mı bunu? O değil ama benim şey çok ağaç yeşil. Sarılıp böyle durmayı, koala şimdi, gibi. Uykum kaçtığında ben zeytin ağacı düşünüyorum. Böyle geniş bir boşlukta. Yapraklarına dolaşırım, o ağacın girintilerinde, çıkıntılarına dolaşırım. Ancak kafayı öylelikle boşaltabiliyorum. Bu arada bir sevgilim vardı, o yüzden biraz üzgünüm.
Bak pencereden göstereyim sana. Çok güzel bir mimoza. Biz bu kış iki tane yalancı bahar yaşayınca o kadar arsızdı ki açtığında camdan içeri geliyordu. Çok keyif alıyordu. Kardan, evet, kardan dalları kırıldı. Hı hı. Burası kırılınca gecenin bir yarısı, şaka değil, altta komşum var, bu resmi yapan. Beraber indik, karları çürüyoruz daha fazla kırılmasın diye. Böyle güzel, şahane bir sitemiz var. Ha, ne güzel. Doğayı seven değil mi? Doğa aşkıyla. Buyurunuz. Teşekkür ederim. Ne naziksiniz. Ne yapıyor Ege? Nerelerde Ege? Nerelerde? Ya ben kendi zeytinyağı markamı çıkardım. Onu duydum, çok şaşırdım ve çok hoşuma gitti bir yandan. Şakayla karışık başladık. Anlayacağınız ticarete de el atmış ünlü şarkıcı Ege. Şarkıcı demişken Ege'nin o güzel sesinden çok özel bir şarkısını dinleyelim mi? Mesela Delice Bir Sevda'yı. Delice bir sevda, delice bir tutku bu içimde. Sancısı, yüreğinde korkusu. Öylesi sardı ki bu hırçın sevda beni. Kaçamam, susamam, kapalı kaçış yolu. Şarkıdan önce zeytinyağında kalmıştık Evrim. Aydınlar Önder mi? Mercan var arkada. Zeytin yavucuyuz biz de. Yavu. Ne tatlılar, ne Anadolu insanı ya. Ege'lileri seviyorum. Çok, ben çok de. Çok şey. Çok barışıklar değerli. Kendileriyle. Çok. Kızgınlıkları çok fazla değil. Saman Alevi gibi ya. Aynen öyle. Veya öyle geçerler. Geçer hemen. Gider. Anadolu insanı güzeldir. Çok. Gezelim mi? Bir gezi, burayı işte gezeceğiz. Sen şu kitaplara bakalım ya. Gel göstereyim. Vardır senin böyle bir eskiler, benim plaklar, pis bak, bir bak. Huyum var. Ne var? Pis huyun ne demek? Çok, çok sevdiğim bir kitaba diyelim bayıldım. Hı-hı. Misafirim mi geldi? Kitapları hemen hediye ediyorum. Hani dönmesini de beklemiyorum çünkü şey var. Arşivcilik yok mu? Mülkiyet duygusu yok. Yani bir de sevdiğinin ne alırsın ki? Sevdiğin bir şey vermek çok daha kıymetli geliyor bana. Senin gibi paylaşımcı. Ben de tam tersi. Öyle mi? Veremem. Gider alırım, gene bendeki duracak. Yani benim okuduğum bende duracak. Ama çok mu sevdin? Hemen gider alırım. Sevenim çok malum. Aramayın bizi. Aa. Asım abi çekimdeyiz. Asım abi sonra ara lütfen ya. Aa. Peki. Tuvalet kağıdı değil mi? Evet, o da hediye. Bu... Sonelere'den muhteşem. Seni görmeyince benim her günüm gece, geceler gündüz olur düş seni gösterince. Kaçıncı sone hatırlamıyorum, sorma. Ben de hatırlamıyorum ama geçenlerde... Ama bak hafızamda hala. Süper. Geçenlerde karar verdim. Ben Shakespeare'ı İngilizce okuyup anlamak istiyorum. Delisin sen. O kadar iyi mi İngilizcen? Yok. Olsun istiyorum yani. Ay keşke. Ay, ha, benim de öyle hayallerim var da işte o hayal olarak kalıyor. O kadar. Bende de müthiş bir eylemsizlik var. Düşünüyorsun ama hareket ediyor. Düşünüyorum, o halde varım ama bir evet. Türlü harekete geçmiyor. Bu da Hamlet şeyi... ne denir? Hamlet kompleksi ya. Yani eylemsizlik var üzerinde. Hı-hı. Her şey yapıyorum. Tango dersi alıyorum. İngilizce öğreniyorum. Hatta Fransızca öğreniyorum. Aman Allah'ım, Goethe Enstitü'ye gidiyorum. Belki Almanca replikler attırabiliyorum. Dünyayı geziyorum. Onu yapıyorum, bunu yapıyorum. Afrika'daki çocuklara yardım ediyorum ama hep oturuyorum. Oturduğu yerde. Tabii oturduğum yerde yapıyorum. Keşke ama bir zaman gelecek, onu düşünerek yapacağız biraz. Ya yani, o kadar mı? Bir 100 bin yıla ihtiyacımız var bunun için. Evrimleştikçe evet. Düşünerek yapacağız. Ya da çıldıracağız bir tımarhanede böyle. Evet yaptım diye şizofrenik bir durum. O da olabilir. Ya Sonel. En sevdiğim yazarlardan 3 tane vardı. Bir Trevelyan'dır. Ya hiç okumadım. Nefes'tir, Şubumisi. Ya. Onun dışında Yaşar Kemal. Özür dilerim, çok affeder. Başlamam, biteceğini bile bilip aşka başlamam. Ne seni ne de kendimi ateşe atamam. Anla beni, yaz aşkı. Bravo, devam. Az sonra. Bir
İkincisi Yaşar Kemal'dir. Yaşar Kemal, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. O şey vardı, Bir Ada Hikayesi dörtlemesi. Hı hı. Çok hayatımda komik bir hikaye. Çünkü ilk üçünü o kadar hızlı okudum ki. Hatta Çeşme'de bir konserimiz vardı, after partimiz var, cipsilerle çıkıyoruz. Ben şurada bir çay içeyim dedim, sabahlamışım, partiyi falan unuttum. İstanbul'a döner dönmez dördüncüsünü bulmam lazım. Bizde meşhur bir kitapçı var, gittik oraya. Dedim Bir Ada Hikayesi dördüncü cilt, baktılar daha gelmemiş dediler. Peki dedim, ne zaman? İki gün sonra biz söyleyelim getir. Peki iki gün sonra gittim. Ondan sonra baktık, sordum. Daha gelmemiş dediler ama söz gelir iki gün içinde. İki gün sonra tekrar gittim. Bir Ada Hikayesi dört. Baktılar henüz gelmemiş. Ya dedim ayıp. Yani bakın üçtür buraya geliyorum. Söyleyin gidip başka yerden bakalım falan filan. Bir saniye dedi. Aradı. Hım dedi. Ege Bey, Yaşar Kemal henüz dördüncü cildi yazmamış dedi. Peki. Büyük bomba ve ben yaklaşık dört yıl boyunca bütün yakın arkadaşlarım bilir. Sevgiliyi bekler gibi dördüncü cildi bekledim. Geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz dünyaca ünlü yazarımız Yaşar Kemal'in eserlerini beklemeye de değer doğrusu Ege Bey. Bu arada kitaplıktaki plaklar çekiyor dikkatimizi. Bu plakların çoğunu amatörlük dönemimde bit pazarından toplardım yani gençken. Fakat İzmir'deki evden sağ olsun arkadaşlarım yürüttüm. Neredeyse tamamı gitmiş ama çok güzel bir koleksiyonu vardı. Çok azı vardı. Sonrasında çok sevdiğim bir arkadaşım güzel bir pick-up hediye etti. Ben tekrar koleksiyon yapmaya başladım. Orada da vardır plaklar. Ve gittiğim her ülkede muhakkak bit pazarında dolaşır plak toplarım. Ege'den Ev Kuşu izleyicilerine çok özel sürpriz gelecek. Bey, sizin programı özel olsun. Ya. Bu çok yeni yazdığım şarkılar. Ya. Hiçbir yerde yok. Ağlamaktan çok gülmeyin. Beklemekten çok gitmeyin. Sarılmaktan çok, sevişmekten çok seni silmeyi istedim. Az sonra. Şeyi söyleyeceğim ya, herhalde Türkiye'de örneği yok değil mi? Bu kadar çok fazla yabancı dilde şarkı söylenen ve alınan. Var. Var mı? Kim var? Bir numarada Zülfü Livaneli var. Öyle mi? İki numarada Barış Manço var. Üç. Dokuz dile çevrildi. Üç sen? Üç benim, sekiz dile çevrildi. Benle ilgili şarkılar iyiydi derse. Ya işte o da. Evet, güzel bir şey. Güzel, çok güzel bir şey. Ya, keyifli oluyor senin şarkını başka bir dilde duymak. Şimdi yakında da bir tanesi izinsiz kullanmıştı Yunanistan'da. Bu Nisan'da üçüncü duruşması var, inşallah biter artık. İzinsiz bir çalma durumu vardı. Ne ayıp ya. Evet, istese aslında ben de çok şey, onuru olurdum. Çünkü Türkiye'nin en iyi besteci, aman Yunanistan'ın en iyi bestecilerinden biri. Besteci yapıyor bir de bunu. Tabii ve... Onun en iyi şarkıcılarından birine veriyor. Hangi şarkıyı? Yaz Aşkım. Aa, bizim şarkımız. Evet. O nasıl sahiplenmiş o? Bizim, benim şarkım. Ya ben de aslında senin gibiyim, eylemsizim. Çok uğraşmayacaktım bir gün. Terhatsiz. Tabii, derginin birinde bir yazı gördüm. Akdeniz Rüzgarı mı öyle bir şey çıkmış. Dinleyen, eleştirmen de şey yazmış. Ege'nin Yaz Aşkım şarkısının orijinalini dinlemek isterseniz bu albümde mevcut değil. Hepsi hadsiz, biri benim dedi. Cinler bir tepeme çıktı, hemen avukatı aradım. Hop, önce orada şey yaptık, o yazıya müdahale ettik. Sonra ihtarname gönderdik. Bu da davayı açtık, hiç açmayacaktım davayı, uğraşmayacaktım. Baktık buradaki davayı kazandık, bu sefer Yunanistan'a gittik. Adam buraya geldi, görüştük. Tuhaf bir adam, yani ben çok pragmatik davrandım. Hani ortak bir şeyler yapalım, hayır dedim ama... Bu kadar bak mahkeme masrafı. Çok haklısınız Ege Bey. Bu konuda en duyarlı olması gerekenler sanatçılar. Bu arada uğruna bunca mücadeleyi verdiğiniz o güzel şarkınız Yaz Aşkımı dinleyip kulaklarımızın pasını silelim mi, ne dersiniz? Başlamam, biteceğini bile bile bu aşka başlamam. Ne seni ne de kendimi ateşe atamam. Anla beni Yaz Aşkım. Hadsi, sen kimsin be? Bizim şarkımız oğlum. Ay benim gençliği, çocukluğumuz geçmiş o şarkıyla be. Onu söyledim aşağıda. Ya öyle değil ben hani. Çıkıyorum. İlk aşklarımız onlarla yaşıyoruz. Evet. Mesela İdame İtin Özülkü'de de söyledim. Sonuçta o ergenlik dönemlerimizde ilk aşklarımızı yaşadığımız şarkılar. Şu gözümüz nemlenirdi onlarla. Bekle beni Yaz Aşkım. Ne güzeldi onlar ya. Yaşını sormayacağım o zaman. 23. Ha tamam oldu. Sen 28, ben 23. 3 yaşında mı dinliyordun şarkıyı? İşte 17, 16 falan. Tamam oldu. Sen 28 sen, işte şey oldu. Sen
16 yaşında yaptın ilk albümü. Şey yapma ya, şuralara bir bakalım. O gitarı sen işte annen almamış mıydı 5 yaşındayken? O zamanlarda sen yaptın o şarkıyı. Evrim Akın anneannesinin kulaklarını çınlatırsa. Evrim, doğalgaz parası gelmiş 150 milyon diyor. Anneanne ne diyorsun diyorum. Az sonra. Bu gitarın enteresan bir hikayesi var. Hı hı. 2001 yılında biz kaza yaptık. Uçuruma yuvarlandık arabayla. Şaka. Ve hani araba pert ve o kadar mucize çıktık ki 5 takla falan attı ve tek aldığım hasar şuraya bir diken batmıştı, izi durur hala. Ne oluyor? Ve ikinci doğum günümüzü kutladık 12 Haziran'da. Ben kendime bir hediye alayım dedim. Ve kafamda bir gitar vardı, çok güzeldi. Gittik, o gitar yoktu, bunu vereyim, bu güzel dedi. Hakikaten sesi çok güzel, nefis bir kadın sesi geliyor. Arkadaşım dedi ki çok pahalı. Ben dedim ki peki biz bundan dedim bir tane hit yakalarsak pahalı olur mu durumda dedim. Beraber kalırdık ben de oraya. Yok olmaz dedi. Bunun üzerine bu gitarı aldık ve dördüncü albümün bütün şarkıları bu şeyden çıktı. Bundan. Bu gitardan çıktı. Bin yıldır benimdin, bin yılda benimsin. Kim ölmüş ki hasretlikten? Sayılı gündür geçer, sayılı günler geçer. Bekle beni gülbahçe. Şimdi müzisyenler ayırırlar enstrümanlarını, özellikle besteciler. Hani şarkı yaptırtıyor mu, beste yaptırtıyor mu, Allah yaptırtmıyor Allah mu ya da ne bileyim ona elini aldığı geceler kötü çalıyordur, program kötüdür bir daha almaz. Uğruna inanır tabii yani. Tabii böyle bir şey vardır. Totem gibi. Bunu hiç sahnede kullanmadım. Uğurlu gitarınızın iki de komşusu var Ege Bey. Bakalım onlarla ilgili neler paylaşacaksınız bizlerle. Bu çocukların da hikayesi enteresan. Şeyde New York'ta 2 yıl önce bu gitarı gördüm ve bayıldım sesine. Hı-hı. Çok güzel bir sesi var tını olarak. Bunu alacaktım, gittim kredi kartını verdim. Ertesi sabah da döneceğim, kapanmak üzere. Adam dedi ki şey, kart çalışmıyor. Limit yok. Kart çalışmıyor. Kart çalış. Ya dedim deli misin, nasıl çalışmaz bak hani falan filan. Meğer yurt dışına şey değilmiş, kapalı. Açık değilmiş. Fakat ben ertesi gün dönüyorum burada gecenin 3'ü falan filan. Böyle boynum bükük geri döndüm. Bir dahaki gidişimde tam bunu alacağım. Bir de şuna bakayım dedim, bu gitarı gördüm. Birken iki oldu. Onu mu alayım, bunu mu alayım derken bunun sesini sahnede kullanabilirim diye bunu aldım. Fakat aklım çok kalmıştı bunda. Sonra beni ortağım aradı Aralık'ta. Dedi ki bir yeğenime gitar alacağım, ne alayım dedi. Aklımda bu kaldı. Çok güzel, çok güzel dedim. Sonra Türkiye'ye geldi. Çıkardı, al doğum günü kutlu olsun dedi, bunu hediye etti. Ay. Evet, ikisine de kavuştuk. Uzun yoldan geldi bu kızlar. Ama biz çalacağız değil mi? Bu kızımızı çalacağız. Ege'den tadına doyum olmaz şarkılar. Yalnızım yine yalnız, sensizim, senden ayrı kimsesiz bir çocuk gibi terk edildim, neye yarar? Az sonra. O zaman çalmadan önce ne yapıyoruz? Geleneksel şarkımızı söylüyoruz. Lokanta açıldı, lokanta açıldı. Yok yok yok, lokanta açıldı. Ege bize yemek yapacak. Ege bize yemek yapacak. Ne yemek yapacağız? Uzak Doğu usulü noodle. Sebzeli, etli. Noodle. Noodle. Şimdi oradan biraz uzak duracaksın. Yardım edeyim mi? Soğanı doğratayım mı sana? Ya. Yemek yapıyor musun oğlum? Belli olmuyor ama. Ben ekstra belki başka bir şey yersiniz diye ıspanaklı köfte yapayım diye düşündüm. Şaka. Yok. Bayılırım yemek yapan erkeğe. Helal olsun. Teşekkür ederim. Benim kardeşim de çok güzel yemek yapıyor. Bir de şey var. Yapayım ben onları, siz doğrayınız. Bütün çorbaları öğrenip, düğün çorbası, ezogelin, yoğurtlu çorba. Benim de çorba şeyim yok fazla bilgim, yapma bilgim yani. Çok zor değil biliyor musun? Zaten yaptığım bir iki tane yemek var. Öyle mi? Evet. Mısır gevrekli tavuk. O ne ya? Mısır gevreğini gezdiriyorsun. Hayır. Üstüne kapatıyorum, fırına veriyorum.
Yaptım bir kere. Programımı da yaptım. Kendi programımda, evet. Ben televizyon bende... Sevgili Aydın'ın evinde yaptım. Gir Beter'e Sıtkı. Gir Beter'e Sıtkı. Bugün çok özel bir yemek yapıyorum. Adını söyleyeyim istersen. Hı-hı. Bugün mısır gevrekli. Ya Allah ceza. Yalnız yanlış et alınmış. Nasıl? Ben bunu yapmam. Karabiber şurada. Hayır, en şurada, en başa koymuşum özellikle. Soyikas var mutfakta. Soyikas yaptın bana. Şuraya en başa koymuştum, yok. İşte bitti. Ben hazırım. Şimdi pilavımı yapacağım. Da bu pilav olmaz. Pilav da yapacaksın yani. Herhalde. Ha? Vücuda geldi. Çık Beter'den Sıtkı. Dönelim tekrar Uzak Doğu usulü nudula. Ege Bey, yapımı zor bir yemek mi spesiyaliniz? Bu genellikle zor diye bilinen ama aslında dünyanın en kolay yemeklerinden biri. Malzemelerini söyler misiniz izleyicilerimiz için? En önemli malzemelerden biri... Soya sosu. Dup. Bir ara inanamayacaksın, burada yüzlerce zeytinyağı şişesi vardı. Bu işi öğreneceğim diye dünyanın yerinden getirttim durdum. Bir parça hazır. Allah Allah. Ha, parça parça. Tam şey, Japon ustalar gibi. Ben daha ucuz çalışıyorum. Ay, hadi canım. Wok tavamızda. Aa, gerçekten mi ya? Şöyle siz gösterin. Wow. Ben devamını yapayım. Hadi canım. Ay çok çılgın. Barbekü partileri gibi. Lezzet rüzgarı estiren yemeğimizin ikinci partisi de servise hazır. Elinize sağlık Ege Bey. Döktürdünüz resmen. Çok teşekkür ederim bu arada. Ellerinize sağlık. Ben... Uzun zamandır yapmıyordum bu yemeği. Buyurun, ben hazırladım. Buyurun. Teşekkürler. Peçeteleri de alalım. Tamam, biz geliyoruz. Ağlamaktan çok gülmeyi, beklemekten çok gitmeyi, sarılmaktan çok, sevişmekten çok seni silmeyi istedim. Az sonra. Ege yokken tabağını alıp. Allah aşkına. Hala da seninkinde kendi bitmedi, hala seninkinde gözüm var. Nasıl yapıldığını biliyorum sonra. Artık öğrendim. O sosları da ben yayından sonra Sıtkı'ya yazdırırım tek tek. Hangi sosu ne zaman koydun? O sıralamanın bir önemi var mı sosta? Aslına bakarsan sosun değil ama attığın ürünlerim var. Dedim sertliğine göre mi? Haşlıyordum daha önce. Fakat bu sefer de şey fazla yumuşuyordu, hoşuma gitmiyordu. Kıtır kıtır benim daha çok hoşuma gidiyor. Hele fasulye falan, bir de tadı gitmiyor. Aynen öyle. Bunlar ekşi olmamış. Biraz tatlı kalmış değil mi? Ekşimsi. Şeyini bozmuş olabilir. Sos, acı sos. Bunun sırasında en önemlisi şeyi, boku çok iyi kızdırman lazım. Ondan önceden açtınız değil mi? Hı-hı. İyice sıcak olacak ki o sıcaklıkta şey, et yapışmayacak. Azıcık çevireceksin, yani bir çeşit mühürleme oluyor.
Annenin yanına gittiğinde yapıyor musun yemek yoksa hep annem mi yapıyor? Şimdi annenin yanına gidip yemek yaptığında... Saçma. Ayıp olur. Ayıp, hakaret olur, doğru. Hatta bir kere... Hayır, dur anne, bugün de ben size böyle bir çeşit bir şey öğrendim, yok mu? Yok, bir iki kere karıştım. Anne bak şunu şöyle yap, bunu böyle yap. Hey! Dedi, çek dışarı. Aç şey. Ben dedi seni o yemeklerle büyüttüm, nesine karışıyorsun deyince... Peki anne falan filan deyip attım kendimi dışarı. Yapacak bir şey yok. Ama şey var tabii ki... Anneyle çok güzel... Bazı yemekler de vardır. Örneğin çocuklar anneler yüzünden sevmez yemeği. Şeye inanıyorum çünkü yemeğin daha doğrusu damağın bir zekası var. Nasıl duygusal zeka var, mantık zeka var ama tüm organların da bir zekası var. Yani gözün bir zekası var çalıştırmanla ilgili. Kulağın bir zekası var dinlemenle ilgili. Damağın da bir zekası var. Anneler galiba biraz erken davranıyor. Yetişkinlerle aynı yemeği yedirmek konusunda. Şimdi ben yıllarca kabaktan nefret ettim sanıyordum. Ben kabaktan nefret etmiyormuşum. Yani yıllar 30 yaşında öğrendim. Ben dereotundan nefret ediyormuşum. Ama o yanlış yine... metçizdi. Yede anneler özellikle dereotu koyarlar ya kabağa. Dereotunu sevmediğin için otomatikman kabak felaket bir yemek gibi geliyordu. Allah Allah. Şimdi onu da öğrendim örneğin. Çocuklar evde kabak yemiyorsa dereotuyla beraber maydanoz koyun. Dereotun iki katı. Çok daha lezzetli bir şey oluyor. Peki biz aynı anne babadan iki kardeşiz. Kardeşim yemek seçer, ben aklınıza gelecek her şeyi yerim. Yani bamyadan baklaya, hı hı. Yani işte karnabahardan kerevize, enginara her şeyi yerim ve hiç yemek seçmem. O da yani mesela biber dolması yapıyor, biberin dışını yemez adam yani. İlginç. O mu büyük? Küçük o. O küçük. Peki, ya yani bunun birçok sebebi var. Birincisi... Gerçi o babama çek. Kaç yaş var aranızda? 5 yaş. Muhtemelen o doğduğunda bir kıskanma durumu vardı. Ona çok daha fazla özen gösteriliyordu. Ben kıskanmışım bir de onu. İşte onu diyorum. Ha. Hani ailenin her dediğini yaparsam daha çok sever mantığında o yemeklere daha önce alışılmış olabilir. Hmm. Bir sürü sebebi var ama olur. Uzanayım mı ben çocukluğuma dönerim? Ne tatlı bir adam ya. Ay arkadaş olmak istedim. Arkadaşız rahat ol. Ay canımsınız ya. Şey var, bir sürü fikir öne sürülebilir ama... Yazık aklıma ya, gelen en mantık şey bu. Yemek seçenlere. Yani ben de seçerdim. Ama şu var, ilk yemeğimi 9 yaşında yaptım ve hani yalnız kaldıkça şey keşfediyorsun. Mutfağı keşfediyorsun. Hı. Öğrenmeye keyifli ve şunu hiç unutmamak lazım. Buradan da beyler etiyor. Gerçekten birini seviyorsanız satın almayın. Kendiniz yapın, kendiniz üretin. Bu hediye için de geçerli, yemek için de geçerli. Her şey için geçerli. Yani hatta başkalarının sözlerinden kendi duygunuzu ifade etmeyin. Ne hissediyorsanız onu söyleyin. Bu çok daha samimi, daha çok değerli. Daha kıymetli. Evet. Bizim için daha değerli oluyorsunuz o zaman. Hı hı. Bunu da anlasın. Ben de uzanayım. Uzansana. Nasıl gidiyor hayat? Ya hayat zor ya. Son dönem fazla... Seyahat ve ben ciddi yamuldum. New York'a gittik ve -15'ti. Burnumu çıkartamadım. Oy. Buraya geldim. Jet lag'ı atamadım. Sonra ağır halsizlik, şu bu falan filan bir 4 günüm şeylerde geçti. Bir dönem ama şimdi bahar da geliyor. Hastanelerde geçti bir şey var mı diye. Tekrar çok geçmiş olsun diyoruz ve Ege'nin bir dönem aralarında rekabet olduğuna dair basında sıkça haberler çıkan ünlü şarkıcı Yaşar'la olan ilginç anısını dinliyoruz. Geçenlerde Yaşar'la bir arada beraberdik. Aa ne yapıyor? İyi. Ay güzel çocuk dedi. Müthiş bir adam o da. Ondan sonra oturduk, onun sahnesi vardı. Ben ziyaret ettim. Sonra sabaha kadar falan filan konuştuk. Bana bir tane sabah şey atmış, gazete küpürü. Ege mi Yaşar mı diye. Ben de Yaşar deyip gülücük yolladım. Şimdi bakıyorsun, o dönemlerde biz de mi çalışıyorduk? Çok çalışıyorduk. Ama bir dönemden sonra diyorsun ki evet zaten seni tanıyan, bilen ki tanınmakla şöhret başka şeyler. İşin içinde saygınlık çok önemli. Yaptıktan sonra zaten İnsanlar seni izlemeye devam ediyor. Projektörlerin yönü değişse de insanlar seninle beraber olabiliyor. İlle de altında olmak gerekmiyor diye düşünüyorum. Elbette. Budur. Önemli olan güzel duygular bırakmak. Sohbetin bu aşamasında soru sorma sırası Ege'de. Bakalım Evrim'in yanıtları nasıl olacak? Sende var mı bir şeyler bu arada dizimizi? Yok. Biz yeni yarışma programına başlıyoruz. Öyle mi? Başladık. Ne başlıyoruz? Ay bu da yapıştı ağzıma. Yeni bir yarışma programımız var. Yarışmacı koçuyum. Para kazandırıyorum. Sevgili partnerim Gökhan Yıkılkan'la. Pardon, düşmanım demeliydim değil mi kendisine? Benim düşmanım.
İşte benim yarışmamda gel yarış. Olur. Tamam, para kazandırıyorum hem de. Dalga geçiyorsun. Yok, 30 milyar. Oturduğun yerden. Of, çağ cazibe. 30 mil, 30 mil. Ay söyleyemiyor, 30 milyar. Anneannem gibi eski para. Anneannem böyle, evim, doğalgaz parası gelmiş 150 milyon diyor. Anneanne ne diyorsun diyorum. Elektrik parası gelmiş 60 milyon diyor. Biz eski parada kaldığımız için anneanneyle yaşıyor. Anneanneyle beraber mi yaşıyorsunuz? Yo, Ankara'ya gittiğimde yaşıyorum öyle. Ya Ankara acayip bir yer. Gidiyorum boşken, boş zamanlarımda gidiyorum, 2 ay, 3 ay onunla kalıyorum. Bütün dostlarıma selam. Ben az evvel söylüyordum onu. Nefret ederdim Ankara'dan, Allah'ın sopası yok. Hani konserim olurdu, sabah uçağını bile beklemez. Taksi kiralayıp geri dönerdim. Günah deme. Bak şimdi ben Ankara'ya uçuyorum, anneannemin koynuna gidiyorum. Allah'ın sopası yok, askerliği orada yaptım fakat... Hani İzmirliyim, İstanbul'da yaşıyorum ama gerçekten dünyanın en... Türkiye'nin en kaliteli insanı, müthiş. Aç peki, çaldım. Ben çalarım. Ben çok özledim. Siz söylersiniz. Ha, haddime mi benim, ne haddime? Estağfurullah. Kimler söylemiyor? Ay ben şunları o zaman götüreyim. Peki. Evin kızı oldum ben bir anda. Evrim yemek tabaklarını kaldırdı. Ege Bey de gitarını eline aldı. Kısa bir giriş sohbetinin ardından müthiş bir müzik ziyafeti bizleri bekliyor. Yıkadım da geldim onları. Hani az evvel geldin dedin ya, işte çocukluğumun şarkıcısı falan böyle. Çocukluğum değil de o. Gençlik de olsa. Espri yaptım yani, 23 yaşındayım diye. Şey takılıyor aslında. Zaman insanın icadı bir şey. Hani o döndü, bu oldu, bu oldu, bu yıl falan filan. Zaman dedin aslında ardışık olaylar silsilesi. Tabii ki. Fakat o 5 yaşla 25 yaş arasında o kadar bir devrimler yaşıyorsun ki kırılma noktaları var. İlk defa okula gidiyorsun, ilk defa platonik aşık alıyorsun, şiir yazıyorsun, şiir alıyorsun, üniversiteye gidiyorsun. Bunları söylemeyeyim. Hani bir sürü şey yaşıyorsun ve bunların hepsi aslında hayata dair kırılma noktaları ve paylaştığın insanlarla o 20 yıl çok uzun geliyor. Fakat 25 ile 45 ya da 30 ile 45 yaş arasına baktığında niye bıcıt? Çünkü artık neredeyse o devrimlerin tamamını bitirmişsin, geriye ne kalmış? Evleneceksin, en fazla iş değiştireceksin ya da piyangodan para çıkacak, o hayat biçimini değiştireceksin. O yüzden insanlar... Daha az kırıldığın için, yıprandığın için, çok fazla öyle. Değişiklikler olmadığı için. Olmadığı İlkleri için. Yaşamıyorsun ya. O yüzden şimdi şeyi düşünüyorum. Ha, hakikaten ben şükrediyorum. Şey vardı, ailemin zoruyla hukuka girmiştim ve ben her gün Allah'ım beni memur yapma diye dua ediyordum ve gerçekten sevdiğim işi yapıyorum ve o kadar bana da hala hızlı geçiyor gibi geliyor ama... Ben de annemin zoruyla öğretmen oluyordum aslında. Vallahi. Peki gençliğinizden bir şarkı mı alırsınız? Onu da alırım. Başka şeyler de alırım. Gönlünüzden ne koparsın? Onu da alırım. Hepsini. O zaman... Güzel bir şarkı. Ben de moda giriyorum ben. Yalnızım yine yalnız, sensizim, senden ayrı kimsesiz. Bir çocuk gibi terk edildim, ne yarar? Sabahla sabahladım, gündüzle gündüzledim, geceyle gece. Senden ayrı. Yalan, yalan, seni sevmedim. Yalan, yalan, seni özlemedim. Yalan, yalan, seni unuttum. Yalan. Yalan, yalan, seni sevmedim. Yalan, yalan, seni özlemedim. Seni unuttum yalan. Yalnızım yine yalnız, sensizim, senden ayrı kimsesiz. Bir çocuk gibi terk edildim, neye yarar? Sabahla sabahladım, gündüzle geceledim, terk edildim, senden ayrı.
Senin sevmediğin yalan yalan. Seni özlemediğim yalan yalan. Seni unuttuğum yalan. Yalan yalan. Seni sevmediğim yalan yalan. Seni özlemediğim yalan yalan. Seni unuttuğum yalan. Yalan yalan. Seni sevmediğim yalan yalan. Seni özlemediğim yalan yalan. Seni unuttuğum yalan. Evrim söylüyor. Yalan yalan. Seni sevmediğim. Seni özlemedim. Yalan, yalan. Seni unuttum yalan. Yerim daha güçlü söylüyorum. Yalan, yalan. Seni sevmedim. Yalan, yalan. Seni özlemedim. Yalan, yalan. Seni unuttum yalan. Mektubu vardı bir şeyler. Elinize, sesinize sağlık Ege Bey. İlk şarkınızla mest ettiniz bizi. Ama biz bu kadarla yetinmeyiz ona göre. Dönemem verdiğim sözden, böyle çabuk dönemem. Gideceğini bile bile devam edemem. Kaç kez yandı canım hasret acısıyla. Artık seni sevemem. Dönemem verdiğim sözden, böyle çabuk dönemem. Gireceğini bile bile devam edemem. Kaç kez yandı canım hasret acısıyla. Artık seni sevemem. Başlamam. Biteceğini bile bile bu aşka başlamam. Ne seni ne de kendimi ateşe atamam. Anla beni yaz aşkım. Sizde? Ay yapamam benim. Gireceğini bile bile bu aşka başlamam. Utanırım. Ne seni ne de kendimi ateşe atamam. Anla beni yaz aşkım. İlk değil ki bu başıma gelen. Beni yavaş yavaş İlk değil ki bu başıma gelen. Beni benden alıp götüren. Başlamam. Biteceğini bile bile bu aşka başlamam. Ne seni ne de kendimi ateşe atamam. Anla beni yaz aşkım. Bravo, devam. Başlamam. Gireceğini bile bile bu aşka başlamam. Ne seni ne de kendimi ateşe atamam. Anla beni yaz aşkım. Konfeti Sutku. Çikolata renkli sanatçı. Konfet sesli. Şimdi sırada Ege'den ev kuşuna özel bir sürpriz var. Bey, sizin programı özel olsun. Ya. Bu çok yeni yazdığım şarkılar. Ya. Hiçbir yerde yok. Belki olmaz da hiçbir yerde, ondan da emin değilim de. Ay, olmasın sözünüz. Peki. Çemberin tam ortasında bir sınavdım görünmeyen.
ne çok kolaydın ne de çok zor. Zor olan sen ve ben. Ruhun vardı canıma değen, gözlerin kelepçeden. Sakin akan bir ırmak gibi dudakların zehirleyen. Ağlamaktan çok gülmeyi, beklemekten çok gitmeyi, sarılmaktan çok sevişmekten çok seni silmeyi istedim. Ağlamaktan çok gülmeyi, beklemekten çok gitmeyi, acıtmaktan çok incitmekten çok seni silmeyi istedim. Çemberin tam ortasında, çemberin tam ortasında bir sınavdın görünmeyen. Ne çok kolaydın ne de çok zor. Zor olan sen ve ben. Ruhun vardı canıma değen, gözlerin kelepçeden. Sakin akan bir ırmak gibi dudakların zehirleyen. Ağlamaktan çok gülmeyi, beklemekten çok gitmeyi, sarılmaktan çok sevişmekten çok seni silmeyi istedim. Ağlamaktan çok gülmeyi, beklemekten çok gitmeyi, sarılmaktan çok sevişmekten çok seni silmeyi istedim. Cemberin tam ortasında bir sınavdın görünmeyen. Çok kolaydın ne de çok zor. Zor olan sen ve ben. Ne yaptın Ege ya? Şarkı. Bu aralar çembere taktım da. Yani, İçindesin çembere. Efendim? Zamanla algılıyorsun tabi bazı şeyleri. O zaman çember ne demek istiyordu düşünüyorsun ama oradaki çemberle buradaki çember aynı şey değil. Bayıldım. Ne, teşekkür ederim. Yani insanın tamamlaması... Şey, benim de böyle bir şey yaşıyor. Yani insan hayatında çok şey yaşıyor da. Hı-hı. Çok yeni yaşadığım bir şey üzerine yazılmış gibi yani. Bana ait bir şey sanki anlatmışsın, hı-hı, gibi geldi. Şeye inanıyorum. Her insanın tamamlaması gereken bir çember var. Hı-hı. Yani huzuru bulmak için, hatta kendine inanmak, tabii kendisi ki olabilmek için çıkmış ya, hatırlayamayacağım şu an filozofun, kendin ol demiş. Çok yakın zamanlarda. Düşünüyorum öyleyse varımdan sonra. Descartes'tan sonra. Evet, kendin ol. Daha dün okudum da. Şey var, aslında kendin olmak sadece işte nüfus kağıdında yazanlar ya da ne iş yaptığınla ilgili değil. Kendin olmak, başarı kadar başarısızlığını, mutluluk kadar kederini, güçlü tarafların kadar zaaflarını kabul edip, bunlarla barışıp, bunlardan kendini harmanlamak ve kendin olmak. Yoksa bakıyorsun insanların mutsuzluğunun çoğu aslında ekonomik görünse de aslında ekonomik değil. Sadece ihtiyaçlarıyla kazancı arasındaki dengeyi tutturamamak. Ama o ihtiyaçlar da hep şey,
gerçekten ihtiyacı var mı? Aslında biraz dünyevi hırsları bir kenara koyup, hı hı, o hani içindeki o kendi kişisel eksiklikleri biraz kurcalamak, kendi içine dönüp orayı biraz tamamlamaya çalışsak. Ne? Bence oradan biraz yol alsak. Ay şarkı çok güzel. Teşekkür ederim. Ay bir daha dinlemek istiyorum. Hani Allah'tan şanslı ki programı izleyebiliyorum ve kaydediyorum sonra tekrar tekrar. Peki bunu albüm olarak ne zaman dinleyeceğiz? Ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Yani aslında kaydettiğimiz 5-6 tane şarkı var ama... Ha bir de ben Ev Kuşu'nun kayıtlarını açıp... Bunu mu yok yok. Şey var aslında Hızır. Fakat hep bir zamanı beklemek var. Çok güzel. Şimdiki zaman da gerçekten zamanla alakası olmayan bir zaman. Tamam, senin sürecin çok yoğun, ben anlıyorum da. Ben kendimi düşünüyorum arkadaş. Bana ne senin zeytinyağından? Şimdi ben bu şarkıyı nasıl dinleyeceğim? Yok yok, zeytinyağı artık şey, ben oradan sadece yüz olarak kalıp o şarkı kendiliğinden akılacak bir mecraya geldiğinde. O su yatağını bulur da ben şarkı yataklıyım. Neyse, inşallah bir gün albüm olarak gelir. Yollarım kelimelikten. Var bir de sahne performansınız var. Çok güzel, çok keyifli. Öyle ay, mi? Biri bana hediye getirdi. Hediyemiz de geldi, evet. Canım, ailemiz, şirketimiz, C yapımımız el boş göndermedi beni. Açıp kendim bakabiliyor muyum? Merak ettim. Tabii ki. Kupa. Geleneksel. Öyle mi? Ben. Kendini seven. Ama bu hiç benzemiyor sana. Aa. Vallahi. Neden? Bana benzemiyor mu? Oo. Parçası mı var? Tabii bu şey. Kapağı yok. Söyleyebilir miyim? Muhtemelen. Lokumluk mu oluyor? Tamam. Tam da adamını buldunuz. Bunun başına ne gelecek söyleyeyim mi? Kırılacak mı? Yok. O zaman bir şey söylemiştim ya. Ben bir şeyi çok sevdiğim zaman... Hı. Sevdiğim birine hediye etmeyi, tercih ederim. Ha, bu birine gider mi? Gider. Ama bizden hatıra. Bari bu kadar, gitmesin. O kadar güzel ki bu gitmez. Bu kalemlik olur değil mi? Ben de öyle oluyor bunlar. Öyle mi? Tabii mesela makyaj masam var. Orada evet, fırçalarımı bunlara koyuyorum. Evde kalemlik oluyor. Şimdi gittiğin ülkelerden bir magnet, bir kupa tabii mutlaka adeti geliyor. Var ya. Aa, tabii. Şimdi bende de bir şey var, bayağı bir kahve ikram etseydim keşke. Lisbon bardaklarım çok güzelermiş. Ama çok teşekkür ederim, hakikaten çok çok güzel. Güzel, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Her şey için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok güzel gün geçirdim. Yakından tanıdığım daha çok sevdim. Her şeyden önce hayran oldum gerçekten, duruşuna da. Teşekkür çok ederim. Sevdiğim bir insanım. Bu bahaneyle tanımak çok büyük keyif oldu. Yarışmaya geliyorsun. Söz gelirim. Tamam, yarıştıracağım seni. Çalışayım, geleyim. Piramit 23.30. Perşembe, Cuma. Lallallalla. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başarılı her şey için. Çok sağ ol. Evinin kalbini açtın bize. Yemeğini yedik. Her şey için sağ ol. Sen kapatıyorum. Geleneksel kapanışımı yapıyorum her zaman gibi. Yayında, yapımda emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Şimdilik ne yapsınlar? Kendilerine iyi baksınlar. Hoşça kalsınlar. Kalsınlar.